Dünya Sağlık Örgütü kızamık konusunda bir uyarı bildirisi yayımlamıştı. Bunun haberini sizlerle paylaşmıştık. Örgüte göre pandemideki aksamalar ve aşı karşıtlığı nedeniyle dünyada 40 milyon çocuk kızamığın ölümcül riskiyle karşı karşıya. Örgüt küresel olarak acil küresel eylem gerektiğini bildirdi. Çare basit aslında aşı. Türkiye'de ise araştırdık duyarlı hekimlerin en azından kendi sağlık kuruluşlarında yapılmayan kızamık aşılarıyla ilgili olarak çok sayıda bilimsel bildiri hazırladıklarını gördük. Türkiye'de atlanan kızamık aşısı sayısında yıllar itibariyle büyük sıçramalar var. Bu sadece kızamık aşısında olmayabilir. Birazdan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a danışacağız. Önce haberimizi verelim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kızamık konusunda durum açıklamadaki ifadeyle vahim. Örgüt, kızamıkla ilgili bildirisinde küresel olarak 40 milyon çocuğun kızamık riskiyle karşı karşıya olmasını aşılamadaki aksaklığa bağladı. Açıklamaya göre COVID pandemisinin başlangıcından itibaren kızamık aşısında 25 milyon çocuğun ilk doz aşılarının atlandığı saptandı. 15 milyon çocuğunda ikinci doz aşısı yapılmadı. Aşılamadaki bu aksaklığın temel sebeplerinden biri pandemide velilerin çocuklarını aşılamaya götürmemesi. Ama aşı karşıtlığının etkisi de büyük. Kızamık aşısının etkinliği %97. Bu defalarca kanıtlandı. Ama aşı karşıtları sosyal medyanın da yardımıyla bilimi yendi. Örgüt 2021 yılında 9 milyon kızamık vakası görüldüğünü Büyük çoğunluğu çocuk 128 bin kişinin öldüğünü belirtti. <laughs> Türkiye'deki duruma gelince, kızamık vakalarının yaygınlığı konusunda net bir veri yok ama kızamık aşısına karşıtlığının Türkiye'de nasıl büyük bir sorun yarattığı belli. Bir zamanlar aşılamada dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de 2011 yılında aşı zorunluluk olmaktan çıkınca kızamık aşısı olmayan çocukların sayısında sıçramalar oldu. Veriler şöyle. 2011 yılında çocuklarını aşılatmayan velilerin sayısı sadece 18 iken bu sayı 2013'te birden bire bine yaklaşıyor. Daha sonra yıllık olarak 5000'i geçiyor. 10.000'i 10 geçiyor ve 2018'de kızamık aşısı, daha doğrusu kızamık, kaba kulak, kızamıkçık aşısı yapılmayan çocuk sayısı 23.000'e çıkıyor. Son verilere göre ise çocuğunu veya çocuklarını aşılatmayan ebeveyn sayısı 40.000'lere 40 çıkıyor. Tıp biliminin önerisine göre çocuklar 9 aylıktan itibaren 1 yaşına kadar ilk doz, 4 ila 6 yaş arasında ise ikinci doz kızamık aşısını olmalı. Ve dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin'deki bir, Çin'deki malum Covid salgınına geçelim. Çin yönetimi Covid nedeniyle sıkı kapanma politikalarına karşı protestoların ardından geri adım attı. Pekin yönetimi artan tepkiler üzerine bunların haberlerini sizlerle paylaştık. Covid-19 kısıtlamalarını gevşetti. Çin bir milyarın üzerinde bir nüfus protesto başlayınca baş etmek zor olur gerçekten. Çin'de uygulanan sıfır Covid politikası halkı isyan ettirdi. Birçok eyalet ve şehirde karantina tedbirleri protesto edildi. Pekin, eylemlerin giderek yayılması üzerine geri adım attı. Ülkede yüksek vaka sayılarına rağmen virüs kısıtlamaları hafifletildi. Bu kapsamda bazı şehirler karantina önlemlerinden muaf tutuldu. Özellikle vakaların yükseldiği Şangay ve Guangzhou'daki onlarca bölgede karantina ilan edilmedi. 1 milyar 400 milyon nüfusu ülkede pandemi başladığından bu yana 5200 kişi COVID-19'dan öldü. Öte yandan ülkede can kayıpları geçen haftaya göre %47 oranında arttı.